Allah helal et. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorlar. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanım hanımı, hanedanımı söktürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim değerli. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban oldum. Evet ya Rabbi. Ya Ali, bana Kızıl Sultan adımı takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalasın. Cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz. Bizi aç. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasına almış kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah. Ya Mabud, ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da bulamıyorum. Huzurunda eriyeceğine kaskıdı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğine yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk göstermeyen bu kulunu affet Allah. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığımda seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse Allah'ımı o bir kere ve bir an yüzüstü hürmetine kabul etti. Ya Sübhan, şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim, ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin etiğinde şimdi milletim, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirmeyeceğim. Milletimi evvela bazı badel mevsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip et. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün doğacak Allah.